Ya ben şeye çok önem veriyordum. Bence meslek liseleri daha fazla desteklenmeli ve yaşamalıydı. Bugün baktığınızda zanaat öğreten yerlerin hani usta bulamıyoruz, işçi bulamıyoruz diyorlar ya Doğru. mesela işte Doğru. oradan çıkanlardı zaten baktığınızda. Yani Tabii. o biraz şey sıkıntı bir konu. Size sorulardan şu var. Kripto piyasalarındaki düzenleme ile likiditeyi azaltma hedefleniyor olabilir mi demiş Murat Bey. Gördüğüm kadarıyla yani taslakta likiditeyi azaltmak değil de daha çok böyle hani bazı borsaların bir anda gelip ortadan kaybolması, burada dolandırılma ihtimallerini ortadan kaldırmak ve tamamen Türkiye'de işte SPK denetiminde veya başka bir kuruluş denetiminde bu kripto borsalarını düzenlemek ana hedef gibi görünüyor. Zaten mevcutta yerli borsalarımız var, kripto borsaları var. Onların daha çok işine yarayacak bir düzenleme. Yani forex piyasasını bilenler hatırlar. Bir ara böyle mantar gibi bir sürü forex şirketi oluşmuştu. Sonra onların hepsi yasaklandı. Türkiye'de lisanslı forex şirketleri iş yapabilir hale geldi sadece. Bence kriptoda da hedeflenen bu. Hakan Bey demiş ki Sayın Hocam hızlı bir soru. Merkez Bankası'nı satarlar mı? Satarlarsa kaça gider? Valla yani işin şey kılın marka değerini bir kenara bırakıyorum. Bir banka olarak bence şeyi yok fazla bir değeri yok ama para basma şeyi gücü ve para yaratma gücü ise sonsuz bir değer ortaya çıkartıyor. O yüzden şimdi Merkez Aynen. Bankası'nın zannediyorum işlem gören veya hisselere trade eden pek Merkez Bankası yok Yok, galiba. takılıyorlar zaten. Size de para Evet. basmaya devam ediyor muyuz peki hala? Çok ciddi ölçülerde. Tabii ki yani işte hani bir kısmı emisyonla bir kısmı para arzıyla tabii ki para arzı yükseliyor ama dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi buna bu sene çok takılmamak lazım. Hangi kaynaktan yükseldiğine bakmak lazım. Maaşı zamlar hangi enflasyona göre olur sizce demiş. Türkiye enflasyonuna göre yapılacak ama şey tarafında hani asgari ücret tarafında bu sene herhalde Temmuz'u pas geçecekler öyle görünüyor. Ha. O kötü ya. Emekliler ne olacak acaba? Emekliler herhalde Temmuz ayında bir enflasyon kadar zam gelecek diye biliyorum. Memur ve işçi emeklilerine ama artık o geçmiş enflasyon ne kadar olacak 6 ayda ona göre yani zaten %20-25'lik bir artış olacaktır artık. Murat Bey demiş ki ucuz olmamız zengin turistin gelmesi için bir fırsat olabilir mi acaba demiş de zengin turist öyle gitmiyor yani onlar bir rota oluşturuyor. Tabii zengin turist Antalya'da ne içersen ne yersen ye gel oteline pek gelmiyor dediğiniz gibi. Onlar biraz daha butik şeylere göre. Türkiye'nin turizm paketi biraz farklı. Daha orta gelirli turiste hitap eden bir turizm paketi var Türkiye'nin. Bunun değişmesi çok kolay değil ama sağlık turizmi tabii çok iyi gidiyor. Sağlık turizmi biraz buna hitap ediyor biraz seyircimizin bahsettiği. Sağlık turizmi şey saç ekme estetik anlamında herhalde. Ağırlıklı öyle bir diş tabii bir diş de çok geliyorlar Ha artık. doğru diş yine estetik sayılıyor yani baktığınızda. Evet, doğru. Ya bir şey söyleyeceğim çok enteresan. 2014'te herhalde Dominik var ya bu hani meşhur Acun'un çektiği Dominik Cumhuriyeti. Evet. Oraya gitmiştim Acun'la alakasız olarak. Orada gerçekten o zaman şöyleydi. Acayip estetik meselesinde çok meşhurdu. İşte bütün dünyadan geliyorlardı, ucuzdu. Zengin, çok zengindi. Fakir de gerçekten çok fakirdi. Ve eğitim konusunda şu anda mesela o zaman şey, fragman gibi benim için oldu o tatil anladığım kadarıyla. Herkes diyordu ki ya burada özel üniversite şey özel okullar üniversite değil özel okullar çok önemli ve çok pahalı falan. Yani şu an konuştuğumuz şeyler 2014'te Doğru. oranın çok önemli bir meselesiydi. Yani çok acayip ya. Yani Türkiye'nin böyle ilerlememesi lazım. Maalesef öyle. Yani hani bir ada ülkesi veya sınır ülkesi gibi tamamen dışarıya servis veren bir iş modeli. Buna %100 katılıyorum. Yani sanayisinden tutun turizmine kadar ya ihracata ya turizme yönelik bütün odak noktası biraz oraya gelmiş vaziyette. İçeride
çok önemli nüfusumuz var. Bunun kalkınması, zenginleşmesi adına maalesef çok zemin kaybettik biz. Yani mesela giden seyircilerimiz mi? San Diego'dan Meksika'ya geçin. 3 tane dükkan görürsünüz. Yani binlerce. Ya araba tamircisi görürsünüz, ya eczane görürsünüz, ya da dişçi görürsünüz. Çünkü onlar Amerika'da çok pahalı olan servisler. Hemen bir arabayla geçtiğinizde çok ucuz halde oradan alabiliyorsunuz diye. Ama şey dökülür. Şehire baktığınızda dökülüyor. İnsanlar çok fakir. Biraz maalesef katılıyorum size. Türkiye'nin son 5-6 seneki ekonomi politikaları bizi tamamen dışarıya servis verir hale dönüştürmeye yönelik. Değil mi? Çok acayip oldu ya. Bir de bu kadar mülteci, sığınmacı yükü. O konuda da yani şey böyle herkes nam yani şey gibi sanki yokmuş gibi o konu. Evet ve sanki yani konuşulmayan bir şey gibi böyle sır gibi. Maalesef hem büyük bir rahatsızlık var hem de ileriye yönelik endişe var. Aynen öyle. Çok enteresan. Kerim Bey var mı ekleyeceğiniz? Benim sormayı unuttum. Yok aslında. Hani dediğim gibi bu politika seti bizi enflasyonda 2025 sonunda hani 20'ler 30'lara en fazla indirir. Bu da dünya ölçeğinde çok çok hala yüksek bir enflasyon. Bence ekonomi politikalarının tekrar bir baştan aşağıya gözden geçirilip insanlarımızın daha refahı ve orta vadeli kalkınması için neler yapabiliriz biraz odaklanması gerektiğini ben düşünüyorum. Ya bize daha devrimci ekonomi politikaları gerekiyor. Devrimci Evet. Derken sola hani gitmesin insanların aklı. Daha reformist, daha yapısal reformları içeren. Hani 70'lerin sonu 80'lerin başında nasıl Özal gelip bambaşka bir Türkiye kurduysa aynısı olsun demiyorum ama daha devrimsel niteliği olan bir paket gerekiyor herhalde. Bize bu paket bir örnek şey vereyim yani. Mesela. Evet. Tabii. Bir örnek vereyim. Yani %70 dolaylı vergi topluyoruz. %30 doğrudan vergi topluyoruz. 1980'lerde bu tam tersiydi. Yani %70'i doğru. Şimdi ya birisi de mesela çıkıp şunu diyebilir mi bizi yönetenlerden bir tanesi? Ya bu çok acayip. Biz orta sınıfın üzerine ve tüketim üzerine çok fazla gittik. Hemen yapamayız bunu ama önümüzdeki 5 sene içinde bu 70-30'u 50-50'ye getireceğiz. Mesela bakın bu rakamsal bir hedeftir. Bunu yapmak için de bayağı bir çalışmanız lazım ve bayağı niyet göstermeniz lazım. Bunu yapabilir Tabii. misiniz? Bence evet, bence yapamazlar. İşte asıl devrim niteliğindeki hani basit çözümler bunlar. Direkt vergi dediğiniz ne? Dolaylı olmayan şey mi? Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Yani Ha, insanların şirketlerin ödediği değil. Kurumlar vergisi ve yine şirketlerin ödediği gelir vergisi. Ben bunun şeyi de hariç tutuyorum. Yani maaşlardan tutulan, kesilen paralar da gelir vergisi. Onu hariç tuttum zaten. Yani o zaten artık stopaj gibi bir Ama şey. Ama zaten öyle olacak olsa biz şey siler miyiz ya? Biz bazı iş adamlarının vergilerini sildik veya iş kadınlarının. Tabii. Ya şöyle Bahar'ın bir rakam vereyim yine size. Bu sene yaklaşık 8 trilyon vergi toplayacak devlet. 2.2 trilyon vergiden de bu senenin başında vazgeçti. Yani 8 normalde 10.2 toplayacaktı. 2.2'yi baştan siliyor zaten. Bunların ismine de vergi istisnaları ve vergi teşvikleri deniyor. Bundan yaklaşık 6-7 sene önce 100 kalem iken bunlar, 100 adet istisna ve teşvik varken şimdi 650 adet istisna ve teşvik var. Ve bu teşviklerin içerisinde ben bir ara bunları çalışmıştım. Yani ya bu nereden çıkmış dediğiniz o kadar çok şey var ki. Bu istisna ve teşvikler dolayısıyla Türkiye'de aslında vergi ödeyen bir kurum yok bence. Bankalar hariç, bankalar, finans kurumları hariç. Gerçekten bir vergi, yani ödemek isteseniz ödeyemezsiniz. Öyle söyleyeyim. Çok iyi niyetli olun. Ben bunu ödemek, o kadar her yerden teşvik şey geliyor ki. İşte 3 kişi al sana teşvik. Şuraya bir fabrika yapacağım de al sana teşvik. Yani yok yok. Ve zombi şirketler zaten. Yani ona dönüşecek olan şirketler de var bence bu yüksek faizlerden sonra.